Selamlar herkese. Ben İlter Alp'tan Harmingral. Yine bronz günlükleri, yine ben. Artık bitsin bu bronz günlükleri. Bugün çıkalım diyorum. Belki Emirhan'la atabilirim geri kalan maçları. Yani ne zaman eve gelecek falan bilmiyorum ama sözüm bayağıdır vardı Thresh ve Blitzcrank yapma yönünde. Daha önce girmeye çalıştık zaten Thresh Blitzcrank için. Fakat Blitzcrank'i banlıyorlar bronzda genellikle. Öyle olunca yapamıyorduk. Bakalım bugün yapabilirim. Bir de bugün çok fazla elo booster var. Çok denk geliyorum açıkçası. Yani genel olarak maçlara baktığımda görüyorum. Öyle olunca duo girmekte fayda var. Vallahi çok paslanmışım ya. Yakında sanırım tekrardan yani tryhard oynayabilmek için eskiden en azından eskiden oynadığım seviyeye getirebilmek için alıştırma yapmaya başlıyor olacağım. Bronz günlükleri yüzünden böyle, oynamayı unutun diyenler falan olmuş. O konuda da İlk başta ben şey diye düşünüyordum. Bir şey olmaz zaten. Yani normal şekilde de oynamaya devam edeceğim. Bir asıl hesabımdan oynayacağım. Bir bronz günlüklerinden diyordum. Ama asıl hesabımdan oynayamayınca, sıkıntı olunca sadece bronz günlükleri oynayınca söyledikleri gibi de oldu. Umarım geri toparlayabiliriz. Orta koridor İrelia oynuyorum bu arada. Yani karşıda Yasuo'yu gördüm. Yasuo olduğu için dedim ben o zaman İrelia alayım orta koridora. Malphite benim karşıma gelecek olursa çok büyük sıkıntı olur. Ya Malphite İrelia'ya karşı tam bir durdurucu yani. E yeteneği İrelia'yı bitiriyor. Zaten düz atakları sayesinde var olabilen bir şampiyon İrelia. Malphite de bunu tamamen engellemiş oluyor. O yüzden Yasuo nereye ben oraya şeklinde oynamak istiyorum. Tabii Mundo buna ne kadar sıcak bakar, ne kadar olumlu bakar bilemeyeceğim. Dikkat etmem gerekecek o konuda. Ya Malphite karşımda olursa yine oynarım. Şöyle. Malphite'e karşı da skor çıkartabiliyorsunuz. Adamın E yeteneğini boşa harcatırsanız sonra gelip hasar takasını ya da skor çıkartırken o savaşı kazanabiliyorsunuz. Ama zor yani. Hani Malphite çok kötü oynuyor olsa bile E yeteneğini o kadar boşa kullanamaz. Çünkü bekleme süresi çok fazla olan bir yetenek değil. Ve genellikle Malphite oyuncuları zaten hem koridoru hızlı ittirmek için hem de rakibin saldırı hızını kırmak için E yeteneğini fulluyor. Heh, adam full AP Malphite oynar, Q fuller. O zaman kazanabiliriz. Ama öyle bile zor çünkü bir de belli bir süre Malphite'a vurulmadığında kalkan kazanıyor ki adam çok rahat bir şekilde bu kalkanı kazanabiliyor yani. Minyonu kesiyor, sonra bir sonraki minyonu kesene kadar arkada bekliyor. O sırada zaten pasifi doluyor, tekrardan kalkan kazanıyor. Ama Yasuo öyle değil. Yasuo'ya karşı İrelia rahat bir şekilde kazanabiliyor. O yüzden bakalım. Umarım umduğumuz gibi gerçekleşir. Yeşil ekranda birazcık sıkıntı varmış, onu düzelttim. Hadi artık başlasın. Bu bekleme ekranlarında artık grupta hazırlanan, Psikoloji Akademi'nde hazırlanan capsleri paylaşıyor olacağım ama bugünkü videolarda olmaz. Yani bronz günlükleri videolarında olmaz. Bugün paso bronz günlükleri çekeceğim. Bronz günlükleri bittikten sonra o şekilde bir şey yaparız. Orta koridorda olduğum için hasar takasıyla başlıyorum yani kristal materyalle başlıyorum. Bu geyiğe artık aşina olmayan yoktur sanırım. Ben normalde hasar takasını gayet hani normal bir şekilde kullanıyordum. Trade'in Türkçe karşılığını ben bu şekilde kurmuştum aklımda. Bu şekilde kullanmaya başladım. Bir sürü videomda da böyle dedim ama normalde olmayan bir kavram olduğu için insanlar fark etti. Hasar takası, hasar takası diye caps'ler yapa yapa artık ben de keyfini söylemeye başladım açıkçası. Neyse kristal materyal artı 3 can iksiriyle başladım. Buraya gelen biri olmadığına emin olduktan sonra base atıp sonra bir tane daha can iksiri alıp tekrar orta koridora gideceğim. Tetikte ol. İrelia AP mi kasacağım? Çünkü orta koridora giden bütün şampiyonlar AP oynamalı. Oyun bitince çıkma. İrelia AP misin? Ya orta koridora gittim diye yetenek gücü kasmam gerekmiyor sonuçta değil mi? Hoşuma gitti bu şekilde soru sorması. Ben Malphite'in karşısına gitmiyorum. Umarım Malphite benim karşıma gelmiyordur. Graves gitsen. Geçen Graves çalmıştı sanırım Gromp'u. Onu tekrar yaşamak istemiyor herhalde. Gerçi yani aynı oyuncu değil tabii ki ama
Belki yaşamıştır yani o da, ya da onun düşünerek iyi niyetle de söylüyor olabilir. Sen deneyim kaçırma, bir an önce koridora git falan şeklinde de olabilir tabii ki. İlk olarak yeteneğimi açacağım orta koridorda olduğum için. Ama biraz sıkıntı koridor. Yani şöyle sıkıntı koridor. Aslında oldukça rahat Yasuo'ya karşı, fakat Yasuo hızlı bir şekilde ittirebildiği için koridoru oyun başında birazcık dikkatli olmamız gerekecek. Normalde direkt orta koridor ileriyle oynadığınızda direkt rakibin üzerine Q ile atlayabilirsiniz. Yani buna imkan sağlıyor. Fakat rakip şampiyon Yasuo olduğu için kalkanı var. Yapmak riskli olabileceği için gerek yok. Can iksirimi basacağım. Saklamaya gerek yok yani. O kadar fazla saklamaya gerek yok en azından. Tutuşturu olduğu için, pardon, bize tutuşturu olduğu için oyun başında da skor çıkarma ihtimalimiz var çünkü. Onda ışından var. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Üçüncü seviyede zaten direkt rakibin üzerine gitmeyi düşünüyorum. Tabii kalkanını kıralım. Q'yu ona atmadım mı? Kuleden aldığı hasarı ölmeyecek tabii ki, ama ölseydi çok hoşuma giderdi açıkçası. Q'yu sanki ona atmadım. Onun hasarını yememiş gibi geldi. Emin değilim ama. Şu an biz avantajlıyız çünkü matarımız duruyor. Can iksirlerimizi kullandık ve bir tane de var yine de. Yani onun base atması gerekecek. Muhtemelen ışınlanır ile koridora gelir base atarsa. Base atmazsa da ormancısı gelecektir diye tahmin ediyorum. WQ ile girebilirdim ama ormancısının nerede olduğunu görmediğim için ve bende de sıçra olmadığı için girmedim. Belki girseydim skor çıkardı. Keşke girseymişim. Şimdi ışınlanını atıp koridora gelecek. Biz de o yüzden base'e gidelim. Eşya alalım en azından. Çok geç kalmayalım. Normalde ilk pırıltı alın diyorum, fakat eğer altınız azsa uzun kılıç artı yakut kristal çok daha iyi. Yani pırıltının küçük eşyalarını almak size koridorda bir avantaj sağlamıyor çünkü. Ben koridorda da kazanabilmek istediğim için bu şekilde bir eşya tercihi yaptım. Çünkü pasif bir koridor değil. Mesela Malphite'e karşı oynuyor olsaydım Yakut Kristal üstüne Safir Kristal, yani Mana Kristalini de alabilirdim. Ama bu bol bol savaşılan bir koridor olduğu için maksimum avantaja ihtiyacım var. Minyonları çok fazla çıkalım. İkimizin de büyüleri yok. O ışınlarını kullandı şimdi. Ben tutuşturumu kullanmıştım. Tekrar tutuşturum geldiğinde muhtemelen ultim de açılmış olacak. O zaman güzel bir şeyler yaparız. Manamızı fazla harcıyoruz şu anda. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Rakip ormancı bu arada Fizz'miş. Hala görmemiş olmamız beni şaşırttı açıkçası. Savaşmıyorum çünkü gerek yok. Yani ben avantajlı çıkmayacağım muhtemelen. Kule altında kuleyle birlikte minyonların aynı anda vurmasına çok gıcık oluyorum. Tek bir minyona. O zaman çok büyük ihtimalle kaçırıyorsunuz. Yani çünkü beklesen de beklemesen de muhtemelen kaçırıyorsun. Hasarları fazla olduğu için. Altıncı seviyeyiz. Tutuşturumuz da geldi. Artık savaşabiliriz. Bir tane daha Matara basacağım. Şu anda savaşmak istiyorum. Bir doğrulalım. Düzgün bir şekilde duralım. Kalkanını açalım. Geri çıkalım.
Bunların hepsi planın bir parçası. Tabii ki ultilik mana kalmadı böyle olunca. Q'yu dümdüz kullandık. Mana mesela biraz önce olsaydı ultiyi direkt kullanabilseydim muhtemelen orada skor çıkardı. Bu arada orta koridorda da gayet ışından alabilirdim. Yani üst koridorda aldığım gibi. Ama Yasuo'nun ben ışından alacağını düşünmüyordum. Tutuştur alır diyordum. Fizz Report neden? Tutuştura karşı da tutuştur ile oynamak istedim. Öyle olunca biraz bozdu planlarımı. Minyon dalgasını hızlı ittiriyorum. Bir sonraki minyon dalgasını çünkü ulti ile ittirmeyi düşünüyorum. Şekilde. Minyonlardan çok fazla hasar yediği için böyle rahat bir şekilde girebildim. Şimdi base atacağım. Eşyalarımı alıp geleceğim tekrardan orta koridora. Sonrası çok zor olmayacaktır. Çünkü Pırıltı'yı alabiliyorum bu sefer. Tamamlamıyorum Arkan'ı. Daha fazla hasar için Pırıltı'yı tamamlıyorum. O da muhtemelen ilk eşyasını bitirecektir derken ikinci Doran'ı aldığını gördüm. O da koridorda rahat edebilmek için ikinci Doran'ı almış. O yüzden muhtemelen statiği alamıyordur şu anda. 41 minyonu var. Bizim 66 minyonumuz var. Minyon sayısında öndeyiz. Deneyimde o biraz daha önde. Işınlanıyla ile gelmiş çünkü koridora. SS. Base atmaya gitti muhtemelen ya da Yampir yengeci kesiyor. Her türlü ben koridoru ittireceğim. Piyom az önce nasıl boşa gitti? Bana verirse mükemmel olur. Verecek mi bilmiyorum. Verecek misin? Verecek. Mükemmel. Bir tane daha vursa çok güzel olurdu. Yok gerek yokmuş. Doğru pırıltıyı aldık. O yüzden 200 hasar direkt vurabildik. Ejderi alabiliriz. Fizz bizim kırmızıya gidiyor. Sanırım. İlter SS. İkimiz aynı anda hasar yemeyelim ejderden. Bize doğru gelen olabilir. Yasuo SS çünkü. Tamam, çok güzel oldu bu. Yasuo hala SS. Hadi. Yetişemedik. İşte pırıltı artı ulti artı tutuştur. Yasuo'nun kalkanı olmasına rağmen çok rahat bir şekilde skor almamızı sağladı. Ciddi anlamda çok güçlü ya Irelia. Pırıltıyı aldıktan sonra. Özellikle üçlüyü aldıktan sonra inanılmaz kuvvetleniyor. Pırıltı bunun ilk adımı. Pırıltı ile koridorda skor çıkartıyorsunuz. Bunun sayesinde de sonrasında üçlü kuvveti alıyorsunuz. Her yerde skor çıkarabilmeye başlıyorsunuz. Bir minyon dalgası daha ittireceğim bu arada. O yüzden öyle ittirmiştim ama Yasuo ışından ile geldi. Çıksak iyi olur. Ultisi var ve Fizz geldi. Bizi kesebilir mi orada? Çok iyi. Bu arada E'yi keşke bekleseydim. Yani bekletseydim Warwick'in ultisi bittiği anda ben de E yeteneğimi kullansaydım ekstra uzun süre kitle kontrolde kalırdı. Orada bekletmedim. Hata yaptım. Gerçi kalmayabilirdi. Şöyle eğer biz Warwick ultilerken çok fazla hasar verseydik yine kitle kontrole girmeyebilirdi. E yeteneğim sadece yavaşlatabilirdi. Komik.
Kusura bakmayın. Kulaklık. Arada böyle gidiyor, geliyor. Neye göre anlamadım. Gerçekten belli bir rutine ya da bir harekete bağlı olduğunu düşünmüyorum. Oyun gayet dönebilir bu arada. Doran'ını satmış. Peki. Doran'ını neden sattı onu anlamadım ben. Orada hortumla sıçratacaktım aslında ama reaksiyon gösteremedim. Gerçek irade yenilmez. Yani sadece maçın kazanılmasını sağlayan kişi ben değilim. Graves orada tek başına 3'te 3 attı yani. Hani bana laf atmasına hiç gerek yok. Hani Graves tek başına 3'te 3 attı. Başka bir şey lazım mı gerçekten? Kulaklığın şarj kablosu düştü. O da kendini bırakıyor artık. Onu da bilmiyorum nedenini. Bakın şimdi. Üçlü kuvvet ya, başka hiçbir şey değil. Üçlü kuvvet. Adalet bize yol gösteriyor. Irelia'nın mutlaka çıkılması gereken eşyası. Ben öyle adamın zırhı çıkmayı seviyorum Irelia üst koridorda ama orta koridorda biraz daha agresif eşyalar alabiliriz. Yayında mesela full AD Irelia yapmıştık. Bayağı güzel olmuştu. E'sini kullandı o yüzden gireceğim. Kuleye niye vuruyorsun? Fize tıklamaya çalıştım tıklayamadım ya. Kule fazla büyük olduğu için önüne geçti. Keskin adımlarla. Bu arada tekrar keserim tekrar gelirse. Ultim olmadan da keserim yani. O ulti sadece ne kadar abartılı bir hasar verebileceğimi göstermek için de. Ultimiz ki geliyor. Şu kuleyi tıklamayacak şekilde ayarlayabilirsem ekranı. Biz burada gerçi. Oynamayalım. Hadi. Çok güçlüyüm o yüzden hani 1v2 de rahat bir şekilde alabildim. Hatta 1v3 bile denebilir. Biz ultisiyle ile birlikte. Bu savaş kazanılacak. Bu kadar kasmış olmasaydım sıkıntı olmazdı yani 1v2 alabilirlerdi. Ama bu kadar kasmış olunca doğal olarak 2'de 2 alıyorum. Çünkü hasarları yok yani. Yasuo mesela gidip Doran kılıcını satıp coşku almış ki gerçekten anlamadım. Yani Doran kılıcı alıyorsan niye satıyorsun? İlginç olaylar oluyor ya. Sen bu bronzla bu olayla 5. ya da 6. karşılaşım. Yani adam Doran alıyor oyun başında Doran yüzüğü ya da Doran kılıcı sonra satıyor. Doran alıyorsanız en azından şöyle bir ilk 20 dakika satmayın. Çünkü boşuna altın harcamış oluyorsunuz. Skor mu? Skor mu? Tamam, sıçra attı. Şınar ile kaçıyordu oradan ama engelledi Leona ultiyle. Ejder'e yardım etmeme gerek yok sanırım. Bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Q'm yokmuş ya ben de. Az önce neydi onun adı? Keskin Gaga'yı alamadım mı Q'm ile?
GG gibi duruyor. Gördüm bu arada, kaçamam diye reaksiyon göstermedim. Bitmez ki. Çok rahat tutarlar. Eğer solo Q'daysanız ve karşı takım bitir diyorsa, karşı takımdan biri, bitirmeye gitmeyin. Biri diyorsa bitirmeye gitmeyin. 5 kişi aynı anda bitir diyorsa bile gitmeyin. Yani güven olmaz aslında. O Nexus kulelerin arasına girmeyin yani. Çünkü bitir diyorlar ama savunmaya devam ediyorlar. O riski almayın. Ya burada kesinlikle Malphite'a laf söylemiyorum. Malphite işte orada bir hinlik düşünüyor falan filan şeklinde değil. Öyle bir amaçları yoksa bile o Nexus kulesinin etrafında adamları görünce insan gaza geliyor, savaşmaya başlıyorsun. O yüzden dediğim gibi güvenmemeyi tercih edin. Zaten oyunun kendi akışı içerisinde bitirirsiniz maçı. Acele etmeye gerek yok. Yüksek elo'da yapabilirsiniz bunu. Yani analiz serisinde görüyorsunuzdur. Her oyun 20. dakika civarında bitiyor. Hatta 15. dakikada biten bir oyunu sunmuşluğum da var. O 15. dakikada biten oyunu mesela rakip takım bitir bitir dediği için gidip bitirdiler. Dörtte dört. Dörtte dört. Dörtte dört olmalı. W'mu bekliyorum ki atmak için. Ah, dörtte dört olmadı. Ya küfretmeyin ya. Kararlıyım. Ya bir oyun için değmez açıkçası. Ya profesyonel oyuncu olsanız da bu arada, bundan hayatınızı sağlıyor olsanız da kesinlikle oyunu küçümsemiyorum. Mesela elektronik spor denmesine laf atanlar oluyor ya, oyun spor mu şöyle mi diyemezsiniz, siz ne saçmalıyorsunuz falan şeklinde. Ona bakarsan satranç da bir spor ki TDK'da sporun karşılığı kesinlikle fiziksel olmasını gerektirecek bir ifadeyle değil, hatta şöyle gösterelim. Açıyorum şu an alttan. Yani oyunu küçümsediğim için söylemiyorum bunu kesinlikle. Ama hani oyun oynuyorsun. Asıl amaç eğlenmek burada. Özellikle de hani şampiyonluk kümesinde değilsin, şöyle bir şey değilsin. Hani profesyonel olarak oynamıyorsun. Bu şu an bu maçı kazanamamış olman senin hayatında böyle çok kilit bir yer etmiyor yani. Küfretmeye hiç gerek yok o yüzden. Şampiyonluk kümesinde de bir anlamı yok tabi ama. Hiçbir takım çünkü o adamın puanı 500 değil de 400, şampiyonluk kümesinde 500 puan değil de 400 puan, o zaman almayalım takıma şeklinde bir şey kullanmıyor çünkü. Sporun karşılığı TDK'da. Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen bazı kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü olarak geçiyor sporun karşılığı. Yani illa fiziksel bir şey olmasına gerek yok. Bu taraftan. Gidelim bitirelim o zaman artık oyunu. Üst koridora gidiyorum. Yakında orta koridor inhibitörü de çıkacaktır muhtemelen. Ejder'e gidelim. Tamam, o da uygun. Direkt çıktığı gibi almış olalım. Yani tam çıktığı gibi değil. 2 dakika geçmiş oluyor ama yine çoğu oyuna oranla erken bir baron diyebiliriz. Baron 20'de çıkıyor ve 20'de de alınabiliyor. Fakat çoğu oyunda baronun 30. dakikadan önce alınmadığını görüyoruz. Çünkü bu kadar fazla fark olmuyor arada. Yani biz şu an mesela 3 kişi rahat bir şekilde baron yapabiliyoruz. 3 kişi zaten baronu alır. 2 kişi de alır. Burada Warwick olmasa da ya da Mundo olmasa da alırız biz. Ama
Burada rakip takım müdahale etmesi olan önemli faktör. Rakip takım müdahale etmediği için rahat bir şekilde alabiliyoruz. O da çok önde olmamızdan kaynaklanıyor. Adamlar base'de bekliyor çünkü. Yine bekleme süresine girdi ya. Fizz burada Malphite'a mal dedi sanırım, cevap vermiyor diye. Üstüme alınsam mı bilemedim. Ya oyun içerisinde normalde cevap vermiyorum o yüzden. Adam be tanklıyor. İlla bu şekilde mi öldüreceksin? Ultimi kullanmak istemiyordum, ne güzel saklayacaktım. Bu arada kule altı girmem Malphite'a. Ultisi. Girdi falan. Yok, giresim var ama girmeyeceğim. Ölmedi. İrelia orta koridor bayağı eğlenceli bu arada. Güvenmiyorsanız da Faker de oynuyor orta koridorda. Yani oradan da seyredebilirsiniz. GG. Yasuo ve Malphite'i küfrettiği için raporlayalım. Onun haricinde yapılacak bir şey yok sanırım. Kaç puan olduk? 25 puan geldi, 57 puan olduk. Gayet iyi. Şöyle bir raporlamaları yapalım küfürden. GG well played. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ops, size ekran gelmemiş bu arada. Şöyle, ben de özellikle grafikleri falan gösterdim. Onun için konuşmuyordum. Grafiklerde bu şekilde hasar vermişiz. Aldığımız not ise S. 25 puan aldık, 57 puan olduk. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.